Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Konulara devam ediyoruz. Bomba gibi 100 örnek kamp yaptık, hakkını verdik. Hiç eksik kalmadı, içimiz çok rahat ama tabii ki çalışmalısınız, tekrar etmelisiniz. Sıra geldi anlatım bozukluğuna. Anlatım bozukluğunda geçen sene notlarım üzerinden götürmüştüm arkadaşlar. Derslerde kullandığım ders notları üzerinden anlatacağım size anlatım bozukluğunu. Çünkü tekrar bir not çıkarmaya falan çok da gerek yok. İçiniz çok rahat olsun. Burada eksiksiz var her şey çünkü. O zaman haydi başlayalım anlatım bozukluğu diyelim. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Her şeyden önce anlatım bozukluğu hem anlamsal tarafıyla, bakın dikkat, hem de yapısal tarafıyla, biraz dil bilgisi, biraz da anlam konusu gibi tam böyle arada bir konu. Anlamsal bozukluklar en çok sorulan başlıklar. Uzun zamandır anlatım bozukluğu sorulmuyor tabi. Bayağıdır sorulmuyor arkadaşlar. O anlamda içiniz rahat olsun. Gelme ihtimali düşük olmakla birlikte sorulduğu yıllardır arkadaşlar. Özellikle gereksiz sözcük kullanımının çok fazla gündemde olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Anlamsal bozukluklara bakalım. Gereksiz sözcük kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı, sözcüğün yanlış anlamda kullanımı, anlam belirsizliği, mantık ve sıralama hatası, deyim, atasözü yanlışlığı gibi, bakın 3 noktayı koymuşum, daha onlarca başlık belki anılabilir, bunlar bize yetti. Peki yapısal bozukluklara bakalım. Özne yüklem uyumsuzluğu, ek yanlışları, yüklem eksikliği, tamlama yanlışları, öge eksikliği ve bağlaç yanlışları. Bakın yine 3 nokta koyduk. Bunu açabiliriz. Tamlama yanlışlığını, işte yanlış kullanma, tamlanan yanlış kullanma gibi açabiliriz. Buraya 3 nokta koydum. Mantık hatasını, sıralama hatasını ayrı ayrı başlıklar olarak verebiliriz. O anlamda tamam, yoksa içimiz rahat olsun. Her şeyi burada göreceğiz. Haydi hocam. Çok uzattık. Hemen başlayalım isterseniz. Örnekler üzerinden satır satır gidelim. Hiç acelemiz yok. Öncelikle gereksiz sözcük kullanımına bir bakalım. Ne demek hocam gereksiz sözcük kullanımı? Bakın ne diyor. Birbirini karşılayan kelimelere yer vermek. Yani ben bu cümleyi okudum. Yani hocam şu sözcük gereksiz ya. Çıkardığımız zaman bir şey değişmiyor. Dediğimiz durum değil arkadaşlar. Bu değil. Bir sözcük başka bir sözcüğü karşılayacak. Ben de diyeceğim ki ya buna gerek yok ki, bundan bir tane daha var zaten. Tamam, görüntü, gidişat bu şekilde olacak. Yani kafamıza göre hocam bence burada yani için kelimesine gerek yok falan değil. Aman dikkat. Mesela geleceğini, istikbalini kurtarmak için çalışmalısın. Şimdi bu cümlede gelecek ve istikbal sözcüklerini birbirini karşılar. Bunlardan birini elemek lazım değil mi? Bu cümlede bu sözcükler birbirini karşılıyor. Mesela istikbalini attım. Geleceğini kurtarmak için çalışmalısın. Hah, cümle şimdi anlatım bozukluğu olmayan bir cümle haline geldi. Tamam, bu. Mesela 29 tane harfle bir cümle kuramadı diyor. Ya 29 tane harf ne demek? 29 harf derse biz anlıyoruz zaten adet belirttiğini. 2 tane ekmek anlatım bozukluğudur arkadaşlar. 2 ekmek demeniz yeterlidir. Zaten 2, 3, 5, 10 neyse sayılar, rakamlar adet belirtirler değil mi? Adet demeye, tane demeye gerek yok. Devam. Annem kardeşimle birlikte toplantıya katıldı diyor. Şimdi kardeşimle derken şuradaki ile zaten birliktelik anlamı katar. Bir de cümleye birlikte sözcüğünü koyarsanız anlatım bozukluğu yapmış olursunuz. Gayet net. Annem kardeşimle toplantıya katıldı demen fazlasıyla yeterli. Bu da belki de en çok yaptığımız anlatım bozukluklarından bir tanesidir. Hangisi hocam? Gereksiz sözcük kullanımı. Yani bu genel başlık belki de günlük hayatta en fazla takıldığımız nokta. Akşama belki babamlar gelebilir diyor. Şimdi bir gelebilir diyor. E bilmek var. Yani bir belki anlamı zaten var. Bir de belki'yi kullanmış bu adam. Yani bariz bir gereksiz sözcük kullanımı yapılmış arkadaşlar burada. Bu arada kitap da teli de kendinden geçmiş. Evet. Neyse, sağa doğru yükselir bir tel. Peki devam. Ne diyor? Aklındakileri hemen yazıver. Ya zaten yazıver derken iver, yani tezlik eylemi var. Bir de hemen diyorsun. Yani hemen çabuk gel gibi bir şey bu. Net bir anlatım bozukluğu. Aklındakileri yazıver demek yerinde. Devam. Konuşurken arkadaşıyla karşılıklı selamlaştı. Selamlaşmak karşılıklı olur. Karşılıklı eleyelim lütfen. Bu konu sürekli böyle anlatıla gelmişti. Anlatıla gelmekteki e gelmek süreklilik anlamı katar arkadaşlar. Biliyorsunuz sürerlik eylemidir o. E gelmek. Doğal olarak cümleye bir de sürekli sözcüğünü katarsanız olmaz. Sanki hiç çalışmamış gibiydi. Gibi sözcüğü zaten sanki ile karşılanıyor arkadaşlar. Sanki ile gibi birbirinin yerine çok rahat kullanılabilir. Mesela hiç çalışmamış gibiydi deseydim de aynı anlamı verecektim size. Doğal olarak sanki ya da gibi kafamıza göre burada eleyebiliriz. Mesela gibi elemiş olsak sanki hiç çalışmamıştı da diyebilirdik. Tamam, o da olurdu. Sınıftaki mevcut sorun çözüldü. Şimdi sınıftaki derken daha de zaten bulunma anlamı katıyor arkadaşlar. Bir de buna mevcut demenin hiçbir manası yoktur. Değil mi? Sınıftaki mevcut ne demek? Sınıftaki sorun çözüldü de geç gitsin. Bu kadar. Arkadaşım merdivenden yukarı çıkıyordu. Arkadaşım merdivenden çıkıyordu dese biz zaten bu eylemin yukarı yapıldığını anlayacağız, o kadar da değil. Doğal olarak neden yukarı sözcüğünü kullandın ki? Ele gitsin. İki dost 2 saat süreyle konuşuyor, görüştü diyor. İki dost 2 saat görüştü desek yeterli arkadaşlar. Saat zaten zaman belirtir, süre belirtir. Süreyle demeye gerek yoktu. İlk yüzmeye başladığında bunu kullanmıştı diyor. Dikkat, ilk derken yüzmeye başladığında dese zaten bunun ilk defa yapıldığını anlayacağız. Başlamak ilk defa yapılan bir eylem nihayetinde. Doğal olarak ilk sözcüğüne
gerek yoktu. Hani ilk tanışmamızı falan unutamam falan deriz ya. Oysa tanışma zaten bir kere olur. Bunun ilki ikincisi olmaz. Peki hocam, uzattık, üzerine gittik konunun. Geldik sözcüğün yanlış yerde kullanımına. Şöyle arkamıza bir yaslanalım. Çayımızı ufak ufak bir yudumlayalım. Tamam, keyfimiz bir yerinde olsun Allah aşkına. Anlatım bozukluğu rahat bir konudur. Gelirse gözünüz kapalı yaparsınız. Bu anlatımlardan sonra, hele ki bu örneklerden sonra bence kolay kolay soru kaçmaz. Haydi hocam, hakkını bir verelim. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı diyor. Bakalım örnekleri. Kurumun 60. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Şimdi adı üzerinde aslında bir açıklama yapmamışım buraya ama örnekler üzerinden söyleyeceğim. Yanlış yerde kullanım işte. Sözcüğün yerini değiştirirsek olay bitecek. Nasıl yani hocam? Şimdi kurumun 60. kuruluş yıl dönümü kutlandı derken burada ne var hocam? Bir sorun yok gibi var tabii ki. Sanki kurum 60. defa kurulmuş gibi. Hani kurum 59 kere kurduk. Haydi arkadaşlar 60. defa kuruyoruz. Yeniden kurduk kurumu gibi bir anlayış var. Ne olmalı? Kurumun kuruluşunun 60. yıl dönümü. Yani kuruluşunun 60. yılı olacak. Mesela 75. ölüm yıl dönümü. Sanki adam 75 kere ölmüş gibi. Diriliyor, ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor gibi. Bu nasıl bir şeydir Allah'ını seversen? Yani yapma bunu. Yapma bunu. Devam. Fazla tabletle aşırı neşir olunca gözleri bozuldu. Şimdi tablat da olur. Tablatla da güzel olur. Tabletle konuşabilirsem fazla haşır neşir olunca. Hah, şimdi oldu. Sanki bu cümle bana adam böyle birden fazla elinde tablet var 8-10 tane her biriyle ilgilenmiş gibi bir anlam çıkıyor. Hayır. Tabletle fazla haşır neşir olunca. Bu arada tablet kelimesine ne kadar uzakmışım ya. Valla. Yo, kullanıyorum. Kullanmıyor değilim. Kullanıyorum hatta her gün hemen hemen video atımlarında işime yarıyor ama tablet. Tablet. Evet, devam. O çok iyi basketbolcu ama fazla topla oynuyor. Yani adam çok iyi, eyvallah da fazla topla. 3-5 tane topla oynuyor gibi bir anlam çıkıyor buradan değil mi? Topla fazla oynuyor olması lazım. Yer değişikliği. Telefon fazla suda kaldığı için su aldı diyor. Suda fazla kaldığı için olacak, fazla suda kaldığı için değil. Öğretmen olarak doğduğu şehre döndü. Adam sanki yani öğretmen olarak doğmuş gibi o şehirde. Hayır. Ne diyeceğiz? Doğduğu şehre öğretmen olarak döndü diyeceğiz. Aman dikkat arkadaşlar. Haydi devam, bir diğer maddemiz, bir diğer örneğimiz ne diyor? Alınan kararlar düşmanın daha çok ölmesine neden oldu. Sanki daha çok ölmüş, birden fazla ölmüş gibi değil mi? İkinci ölüşüm, bu benim beşinci ölüşüm, geliyorum falan gibi bir mantık çıkıyor. Ne diyeceğiz peki? Alınan kararlar daha çok düşmanın ölmesine. Yani daha çok alacağız, düşmanın başına koyacağız. Sınavda bizden olası bir düzeltme kolay kolay istenmez. Yani kolay kolay istenmez derken mesela şöyle olabilir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Burada düzeltmemiz gerekir ama şıklardan çok rahat yürüyebiliriz. Yani hocam biz nasıl anlayacağız? Siz bunu alıp buraya koydunuz ama benim aklıma gelmedi gibi bir kuşkunuz olmasın. Tamam, anlatım bozukluğu var demeniz yetecek sınavda sorulursa. Ha, düzeltmeniz istenirse zaten şıklardan eleyerek çok rahat gidebilirsiniz. Tamam, kafanızda soru işareti kalmasın. Kısaca bildiklerimi ona anlattım diyor. Yani sanki adam bazı şeyleri kısaca biliyormuş gibi değil mi? Kısaca bildiklerim var, bir de uzunca bildiklerim var gibi bir şey çıkıyor. Oysa bildiklerimi ona kısaca anlattım demesi fazlasıyla yeterli. Devam. En iyi işi bitirenler en çok çalışanlardır. Ha, bakın dikkat. En iyi işi. Hani ben kötü işi bitirdim, o iyi işi bitirdi. Bir başkası en iyi işi bitirdi gibi bir mantık çıkıyor. Oysa işi en iyi bitirenler en çok çalışanlardır. En iyi bitiren çok daha mantıklı. En iyi işi bitirmek yanlış. Araçların zincirsiz yola çıkmaları engellendi. Ya sanki zincirli yollar var, zincirsiz yollar var. Sen nereden gidiyorsun? Ya ben zincirsiz yolu tercih edeceğim gibi bir mantık çıkıyor buradan değil mi? Oysa araçların yola zincirsiz çıkmaları çok daha doğru bir ifade. Her su bulunan yerde hayat vardır diyor. Her su derken işte bütün su çeşitleri bulunan gibi saçma sapan bir anlam çıkıyor ortaya. Su bulunan her yerde olması lazım. İçeride ilk gözüme kitaplar çarptı değil, gözüme ilk kitaplar çarptı. İlk gözüm derken sanki ikinci gözüm, üçüncü gözüm gibi de olabilir. Bu açıklamaları şu yüzden yapıyorum arkadaşlar. Biraz sıkıcı olabilir, farkındayım ama hani bazen öğrenci şunu diyebiliyor hocam. Ne var ki bunda diyor. İlk gözüm tamam, mantıklı hocam, bir sıkıntı yok diyor. O yüzden hani ikinci gözüm, üçüncü gözüm açıklamalarını ister istemez yapıyorum. Tamam, kimsenin aklına soru işareti kalmasın diye. 3 gün içinde üretim yapan tesisleri denetleyeceğiz. Şimdi neyi denetleyeceğiz? 3 gün içinde üretim yapan tesisler. Ya sanki tesis böyle 3 gün içinde üretim yapıyormuş gibi bir mantık çıkıyor ortaya değil mi? Üretim yapan tesisleri değil mi? 3 gün içinde denetleyeceğiz. Yani denetleme süremiz 3 gün. Üretimin süresi değil. Burada da böyle bir terslik var. Çok kullanılan örnekler arkadaşlar bunlar. Hani bir tane bile gereksiz örnek yok. Tamamı işinize yarayacak. Her birinde farklı şeylere dikkat çekiyoruz. Lütfen örneklere dikkat. Peki. Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımına bakalım bir de. Eminim ki bu anlatımdan sonra soru kaçırmamış olsa gerek. Bakın cümlede anlamca çelişmek derken bir tarafta tamamlık var, yani bir kesinlik var. Bakın yani eminim diyor, bir tarafta da olsa gerek. E ne oldu? Koptu değil mi? Aman dikkat. O da bu soruları mutlaka çözmüş olmalı. Olmalı bir tarafta olasılık, bir tarafta mutlaka kesinlik. İnşaatı yavaş yavaş bitiriverdiler. Bitirivermek hız ifade eder. Yavaş yavaş, yavaşlık adı üzerinde. Zıt. Aşağı yukarı saat tam 5'te. Ya bir tam 5'te diyorsun, bir de aşağı yukarı diyorsun. Doğal olarak anlamca çelişme durumu söz
konusu. Haydi hocam dikkat. Şu teller dikkatinizi dağıtıyor olabilir. Onu ben nasıl kaydırmışım ya? Yani şuraya 2 dakika şöyle kayıp da. Ha. Vallahi oldu. Bir de şöyle hafifçe bastırıp ha. Oh be, kitap kendine geldi diyebiliriz. Evet, harika. Mükemmel, müthiş, harika. Evet, tamam. Anlatım bozukluğu konusunu bize ayrıntılı bir biçimde özetledi diyor. Dalga geçer gibi bir cümle. Bu ne demek Allah'ını seversen? Özetlemek kısaca anlatmak demek. Bir tarafta ayrıntılı diyor. Burada sıkıntılar var. Kısmen de olsa onun tamamen suçlu olduğunu biliyorum diyor. Tamamen var bir tarafta, bir tarafta da kısmen var. Bir çelişki. Bu konu da tam olarak bitti sayılır. Bir tarafta sayılır diyor belki diyor. Yani öyle kabul edelim hadi diyor. Bir tarafta da tam olarak var, kesinlik var. Kesin bu saate kadar oraya varmıştır. Varmıştır, olasılık kesin ise... Kesinlik ifade eder. Aman dikkat arkadaşlar. Devam. Hangi başlıktayız? Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı. Bir de ona bakalım. Bu ne demek hocam? Karıştırılan sözcüklere yer vermek demişim bakın burada. Çok küçük bir açıklama yapmışım ama örneklerle daha da netleştirelim bu açıklamayı. Ne diyor? Kendisi için bir takım ayrımlar istediğini biliyoruz. Benim için bazı ayrımlar lazım. Hayır. Ayrıcalıklar çok daha doğru değil mi arkadaşlar? Ayrım değil. Beni bu konuda azımsamamasını istedim diyor. Azımsamak maddi şeyler içindir arkadaşlar. Parayı azımsayabiliriz, ekmeğin suyu vesaireyi az bulabiliriz. Beni küçümsememek daha doğru olur. Kişiyi, karakteri küçümsemek ifadesi daha doğru kullanımdır. Azımsamak maddi, bakın dikkat. Küçümseme manevi şeylerde kullanılır. Küçümseme olmalıdır demişim, eyvallah. Ne diyor? Boyunun büyüdüğünü görünce çok sevindim diyor. Senin boyun büyümüş maşallah falan diyenler var. Aldırmıyoruz. Öyle kabul ediyoruz o vatandaşı ama hayır. Uzamak var. Boy uzar. Çekimser biri olduğundan aralarına katılmadı. Çekimser, kararsız. Bu da mantıken olabilir ama burada aslında kastetmek istediğimiz çekingen olması. Tamam. Çekimser, karamsar demek. Yani çekingen, utangaç olması çok daha doğru. Aslında diktiği tohumların büyümesi gerekirdi. Ya toprağa tohumu atarız değil mi? Yani ekeriz, dikmeyiz. Dikmek böyle tutarsın, dikersin değil mi nihayetinde fidanı? Dikmek değil, ekmek olması lazım. Halıları örerken görmemiştim. Halıyı, hadi bir şu halıyı öreyim falan demezsin deyip çorabı örersin vesaire örersin. Halıyı dokursun değil mi? Bakın burada çorap mı örüyorsun diye sinirlenmişim. Halıyı dokuruz, dikkat. Onun çok başarılı olmasına neden oldu diyor. Şimdi neden olmak olumsuz şeyler için kullanılır arkadaşlar. Ya benim bu hale gelmeme sen neden oldun, sen sebep oldun. Buna sen yol açtın demeyelim. Buna sen sebep oldun falan fistan. Tamam, bu yerinde daha doğru bir ifade. Sebep olmak, neden olmak olumsuz şeyler için kullanılır. Tamam, aman dikkat. Bu haksızlığa etkimizi göstermeli. Bu ne be? Tepki olacak, tepki tepki. Üzerindeki gömleğin ücreti ne kadar? Ücret değil, fiyat olur. Neden hocam? Ürünün ücreti olmaz arkadaşlar. Ürünün fiyatı olur. Mesela bir ayakkabının fiyatı olur. Ücreti değil. Ama bir hizmetin ancak karşılığı ücrettir değil mi? Ücreti ne kadar hocam? Yani bu hizmetin ücreti olur. Tamam. Cepte. Bu ameliyat sonrası ölüm şansı yüksek diyor. Şansı değil. Şans olumlu şeyler için kullanılır. Adam ölüyor be. Ne şans? Hangi şans? Vallahi şanslıyım, muhtemelen öleceğim falan dediğini düşünsene de rezillik olabilir mi? Risk olsun. İhtimal de olabilir aslında ama risk daha doğru değil mi? Çünkü olumsuz şeylerde riski daha çok tercih ediyoruz. Haydi hocam. Mantık ve sıralama hatası. Ne kaldı? Çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Anlam belirsizliği var. Deyim atasözü yanlış var. Sonra da yapısala geçiyoruz. Gelin anlamsalları bitirelim isterseniz bu videoda. Mantık sıralama hatası. Ne demek hocam bu? Seninle değil bahçeye çıkmak şehirde bile gezilmez. Yani bırak bahçeye çıkmayı 2-3 adımı, 40 adım, 100 adım, 1000 adım bile atılmaz. Hayır, tam tersi olacak. Yani bırak seninle şehirde gezmeyi. Yani o kadar şehri doğar. Seninle adım bile atmam. Yan yana bile durmam. Şu bahçeye bile çıkmam. Olması mantıken daha doğru. Aynı zamanda yer değişikliğiyle bu olayı çözebildiğimiz için sıralama hatası da denilebilir. Tamam. Bu hastalık ölüme, hatta felce ne donam. Ya ölüyor adam ya. Adam ölüyor ya. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir vurdum duymazlıktır? Bu nedir yani? Bu hastalık felce, hatta ölüme olması çok daha doğru. Gelecek dersleri bize hatırlatmak istedi. Ya hatırlatmak, önümüzdeki şeyi nasıl hatırlayabiliriz? Geçmiş ancak hatırlanabilir değil mi? Aman dikkat. Son yarışta arkasındaki yarışçıyı bir anda geçiverdi diyor. Yani arkasındaki yarışçıysa zaten, hani arkasındaysa geçmiş zaten onu. Önündeki yarışçıyı geçebilir bu adam, arkasındaki değil. Mesela bu da direkt olarak mantık hatası. Yukarıdakiler arkadaşlar, yer değiştirerek yaptıklarımızı, düzelttiklerimizi sıralama hatası kabul edin, olur mu? Tek başına mantıksız gelenleri ise mantık hatası kabul edebiliriz. Bagajdan bir tır dolusu patates çıktı. Mesela bu mantık hatası çok bariz. Ya bagaj, aracın bagajı vesairesi, bir tır dolusu. Bagaj dediğimiz zaman arabanın bagajı akla gelir değil mi? Kamyonun falan vagonu olur, bagajı olmaz nihayetinde öyle büyük büyük. Doğal olarak bir arabanın bagajından bir tır dolusu patates çıkması mantıken doğru değil. İlk kez yapılan gösterime ilgi rekor düzeydeydi. Ya böyle bir şey olabilir mi? İlk yapılan, daha önce yapılmamış ki, nasıl oran var elimizde, nasıl bilgiler var da biz rekor düzeyde diyoruz. Birkaç defa yaparsın, üçüncü, beşinci, orada anlarız rekoru değil mi? Daha öncekinden daha fazla katılım varsa rekor deriz. İlk defa yaptığım bir şeyin rekoru olmaz. Bildiğim, bilmediğim her şeyi ona öğreteceğim diyor. Bilmediğin şeyi nasıl öğreteceksin? İnsafsız devam. En sevdiğim aylardan birisidir Mayıs, Haziran. Ya en sevdiğim aylardan birisidir diyorsun. Mayıs, Haziran, Temmuz kaptırmış gidiyorsun. 40 tane ay saydın, olmaz. Başkanlığı 10 oya karşı 7 oyla reddedildi. Ya ona karşı 7 oyla nasıl reddedilecek ya? 17'den daha büyük değil mi ya? 7'ye karşı 10 oyla reddedildi. Çok daha mantıklı.
Peki, geldik anlam belirsizliğine. Bu ne hocam? Anlam belirsizliği genellikle virgül eksikliğinden kaynaklanır. Zaman zaman da şahıs zamirinin kullanılmamasıyla. Bakalım ne demek istiyoruz. Genç adamın peşinden koşmaya başladı. Acaba genç virgül adamın peşinden koşmaya mı başladı? Yoksa başka birisi genç adamın peşinden mi koşmaya başladı? Devam. Ehliyetini polis ne zaman almıştı? Yani senin ehliyetini polis ne zaman almıştı mı? Onun ehliyetini polis ne zaman almıştı mı? Burada da arkadaşlar şahıs zamirinin eksikliğinden kaynaklı bir anlam belirsizliği var. Seni kardeşim gibi seviyorum. Burada yani baştan sona cümle saçma. Cümle sıkıntı. Yani seni kardeşim gibi seviyorum derken hani kardeşimi de seviyorum. Seni de en az onun kadar seviyorum mu? Ona gösterdiğim sevgi seninle hemen hemen aynı mı demek mi yoksa? Kardeşim de seviyor, ben de kardeşim gibi seni seviyorum, onun seni sevdiği gibi mi? Yani iki tane anlam var. Şuradaki cümleyi okumayı size bırakıyorum arkadaşlar. İki farklı anlam çıkıyor oradan. Peki, küçük ağacın arkasına saklanmak istedi. Acaba küçük ağaç mı yoksa küçük, yani çocuk, ağacın arkasına saklanmak istedi mi? Devam. Derse gitmediğini bugün duydum. Senin derse gitmediğini mi, onun derse gitmediğini mi? Şahıs zamiri eksikliği. Zor değil mi arkadaşlar? Ya vallahi bile kendi adıma söyleyeyim. Yani anlatım bozukluğu çıksa mesela sınavda, hepsini yaparsın ama anlam belirsizliği sanki böyle en son aklına gelir gibi değil mi? Yani senin onun aklınıza kalsın en azından şimdiden. Her ay gelen konukları o karşılardı. Gelen konukları her ay o karşılardı. Daha doğru. Çünkü her ay gelen konuk derken sanki konuklar her ay geliyormuş gibi bir mantık var. Asfalt yolun kenarına bu araçla dökülmüş. Asfalt yolun kenarına mı yoksa asfalt yolun kenarına mı? Öğretmen odasından şaşkın bakışlarla çıktı diyor. Öğretmen odasından şaşkın bakışlarla mı çıktı? Yoksa öğretmen odasından başka birisi şaşkın bakışlarla mı çıkıyor? Böyle bir sıkıntı var. Haydi bitiriyoruz. Deyim atasözü yanlışlığı arkadaşlar. Şimdi burada iki tür başlık var. Deyim atasözü yanlışlığında arkadaşlar bir atasözünü ya da bir deyimin sözcüğünü değiştirebilirler. Alakasız bir sözcük koyabilirler onun yerine. Öyle bir anlatım bozukluğu çıkabilir. Ya da duruma uygun olmayan bir deyim kullanmak olabilir. Mesela mutluluktan başını taştan taşa vuruyordu. Yani mutluluktan başını taştan taşa vurmazsın değil mi? Pişmanlıktan, üzüntüden vurursun. Yani burada deyimi yanlış kullanmış. Bir anlatım bozukluğu. Bir ayağı çukurda ama çok dinç birisidir. Yani burada da mantıken bir sıkıntı var. Yani bir ayağı çukurda deyimini kullanmaman lazım. Yani bir ayağı çukurda diyorsun ama oldukça dinç diyorsun. Bu deyim buraya olmamış. Bu güzel olay yüreğine ateş düşürdü diyor. Yüreğine ateş düşürmek olumsuz şeylerde olur. Devam. Akıllı köprü arayıncaya dek deli karşıya geçer. Değil, deli suyu geçer olacak değil mi? Burada da sözcüğün değiştirildiğini görüyoruz. Evet, ilk videomuzda arkadaşlar anlatım bozukluğunun anlamsal kısımlarını hallettik. Örnekler üzerinden gittik. İçiniz çok rahat olsun. Benzer örnekler tercih edilecektir sorulursa. Sorulma ihtimali düşüktür ama cebinizde yine de kalsın. İkinci videoda inşallah yapısal bozukluklarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.